zaten hepsi yedik. Hazır da. Tamam. Hepsi tabii. Yani provalardan biliyorum. Ayol sen Ayşen, ne diyorsun? Ayşen Gurudayı her gün oyundan sonra ben eve götürüyorum Ayşen'i. Dedim ki Ayşen, Ayşen çıktım bak kapıdayım bekliyorum çabuk gel dedim. Bindim arabaya bastım gaza gitti. Ayşen hakkında. İnanmıyorum. İlgün beni. Ayşen nostalji sineması gibi arkadan koşa koşa Nilgün'ü arabanın önünden plaka geçti diyor. Kadın plakayı görmüş de yakalayamadı. Peki eve gelince ne hissettin söyle. Eve geldim. Evde bir boşluk hissettim kendimde. Yani mesela evime Ayşen'i bıraktığım için başka yoldan dönüyorum. Her zamanki yolumdan döndüm yani evimin yolunda. Bir boşluk var hayatımda. Ay aklıma geldi Ayşen'i unuttum. Eyvah. Tabii iki gün telefon edemedim. Üçüncü gün şuursuz. Hani boşanmasında katkısı var mı da bu tip şeylerin? Bir de şimdi ben anlatayım dedikoduyu. Nilgün, Ayşen ben bir odada soyunuyoruz. Ondan sonra şimdi onlar benim çok fazla kılık değiştirmem ve aksesuar değiştirmemden dolayı tek bir masam var. Onlar bir masayı ikisi paylaşıyor. Ayşen yeşil hat çiziyor masaya. Hat var masada. Buraya bir tek kalemin geçerse biliyorsun ne olacağını. Ay ne var Ayşen'cim şekerim yani şunu şuraya koysam da hepsi yerde olur diyor. Hattımız var. Tabii ama kim erken gelirse hat çiziyor. Ben erken gelirim hat uğurları var. Orada uyduruktan bir plastik bardak var. O bardak mutlaka böyle diagonal duracak. Böyle oynadı mı? Aa. Burada kim ne yapıyor diye. Mecbur o bardak böyle duracak. Aa çok enteresan. Mesela kaşını ilk gece ben boyadım. Hı-hı. Oyunun sonuna kadar sen boyayacaksın. O benim uğurum dedi. Eyvah. Tabii, her akşam kaşını boyuyorum onu. Aa inan. Tabii. Burasına bir yemeni bağladı. Aslında bir kordela veya lastik bağlayacaktı. O yemeni ilk öyle çıktıysa sonuna kadar öyle gitmek zorunda diyor. Allah ama yani bunlar en sevdiğim şeyler tabii. Yani çok melek gibi bir kadındır Ayşen. Evet. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin kalemin oraya geçtiği zaman falan ne yapıyor seni? Kıyamet kopuyor. Bana bak kalemin buraya geç. Allah'ım ya Rabbim ya. Geçen Sara mi? Bernar diyor. Sara Bernar kalemin bu tarafa peki Müjdat'ın bunu bıraktığınızı anlat. Ne olur bu çok şahane. Ne çok şahane. Müjdat hani bir gece arabası yoktu. Sen eve bırakıyorsun. Ayşen önde oturuyor. Müjdat arkada. Ben arabayı da ben kullanıyorum. Müjdat da nasıl cesaretli adamsa bindi benim arabaya. İnanmıyorum. Gidiyoruz evine. Önden bir adam pat dedi sağa sapı verdi. Aniden ben de fren yaptım. Ay dedim şu terbiyesiz adama bak. İnsan bir sağa saparken bir selam vermeden sapar mı dedi. İnanmıyorum. Ayşen önden böyle. Ona sinyal derler diye. Müjdat diyor ki bunlar ne konuşuyor dedim ben. Müjdat da demiş ki gece gece adam niye bize selam veriyor. Peki Soner demin çok güzel bir şey sordu. Evliliklerinde ayrılmalarına sebep olan unutuklu anlıklar var mı? Bunların hepsi çoğunlukla var. Mesela adamları giydirir kuşatırım derhal. Fraklarını giydiririm bilmem ne. Bütün işlerini iptal ettiririm. Bir yere davetliyiz. Kürklerimi giyer giderim. Meğerse o davet bir hafta önce yapılmış. İki sabrediyorlar. ne yapsınlar? Tabii onlara da hak vermek lazım. Hep böyle konuşuyor. Onu ben de yaptım. Sakın Sabancı'nın davetini bir hafta sonra gitmişim. Görüyorsunuz ama sadece ben değilim. Ama neden de benim adım çıkmış. Getirdi yemin ediyorum. İki gün benimle konuşmadı. Çünkü o gün top oynama günüydü. Top da oynayamadı. Aynen. O bitmiştir top oynamadı. İşte bir kere olduğu için konuşmamakla idare ediyor. Bizimkiler bir konuşma, iki konuşma, üç konuşma. Kaçmakla yolu buluyorlar. Yani kaçıp ve kurtulmak. Peki hep böyle mi unutkanlıklar var? Başka şeyler yani başka bir yerde unutmadın mı adamı hiç? Valla kocasına tuvaleti sormuş tanım. Ha o da çok güzel. Nasıl? Affedersiniz kadınlar tuvaleti burada. Ay o kocadan. İkinci kocadan. Biraz karanlıktı diyor. Ya inanmıyorum. Ama hayatım ikinci kocadan ayrılmışım. 2-3 sene geçmiş aradan bir gece kulübünde tuvalete gideceğim. Ayrıca içki falan da hiç içmem. Sarhoş da olmam zaten. Gittim orada bir karaltı gördüm. Ay affedersiniz beyefendi tuvalet nerededir? Bir el bana şöyle yaptı. Bir el. İyi dedim girdim. Ertesi gün kızımın babası olduğu için haber yollamış kızımla. Annen ne kadar ayıp o insan bir selam verir tuvalete. Sonuncuyu ben anlatıyorum. Ay inanmıyorum bir ay. Hülya'cığım kibar kadınım erkeğin suratına bakmıyorum. Aa, başım önümde tuvalet ben soruyorum. Başka yerine baktım. Sonunu ben anlatıyorum. Şimdi bizim tiyatromuzun yanında bir de kafemiz var. Oyundan sonra hani süpe yapmak isteyen, işte bir çorba içmek isteyen, bir şey isteyenler oraya geçiyorlar. Oraya da elinde böyle liste tutan sempatik bir heykel koymuşlar.
bizim şuursuz. Evet. Almış cep telefonunu eline, falanca günkü çekimini kuruyor. Ay tı 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 tı. Adama çarpıyor. Ay çok affedersiniz. Ay tı 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 tı. Biz bunu gene gördük. Nilgün orada heykel var. Ay garson. Garson. Ben onu garson zannettim. Affedersiniz diyorum. Sonra da kendi kendime bir yandan telefonla konuşuyorum. Bir küstah adam rica ederim Nilgün Hanım falan bir cevap verir adam yani. Bunlar da arkamdan geliyormuş. Dalgınım şekerim ne yapayım? Meşgul kadınım. Hangi ay birini Allah düşüneyim Hülya'cığım? Sen bilirsin. Vallahi ben